Herkese yeniden merhaba. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün fırın kullanmadan yapımı çok kolay evde olan malzemelerle yapabileceğiniz nefis bir pasta tarifi vereceğim. Yapımına geçiyorum. 1 su bardağı irmiği, 1 su bardağı toz şekeri, 5 su bardağı yani 1 litre sütü tencereye alıyorum. Kullandığım su bardağı ölçüsü tüm tariflerimde kullandığım ve her evde olan klasik su bardağı ölçüsünde 200 mililitre. Lütfen ölçüye uyarak yapalım. 3 yemek kaşığı kakaoyu da ilave ediyorum ve iyice karıştırıyorum. Evet, tencereyi ocağa aldım. Şimdi karıştırmayı bırakmadan kaynama noktasına gelip kıvam alıncaya kadar pişireceğim. Koyulaştı gördüğünüz gibi. Şimdi ocağı kapatıyorum ve bir paket vanilyayı ekleyerek karıştırıyorum. Bu uygulamanın genel suresini... Tatlı hazır, sıcakken hemen kalıba dökeceğim. Ama önce bisküvi yerleştireceğim. Böyle bir kalıp kullanıyorum. E, kare ya da dikdörtgen borcam kullanabilirsiniz. Dikdörtgen borcam biraz daha büyük biliyorsunuz. E, ondan kullandığınız zaman bir miktar daha fazla bisküvi kullanırsınız ve tatlınız biraz daha ince olur. Bisküvileri hızlı bir şekilde yerleştirdikten sonra tatlıyı karıştırıp kalıbın içine aktarıyorum. Videoyu izlemeye devam ederken beni hangi şehirden veya hangi ülkeden izlediğinizi yorum bölümüne yazabilirsiniz. Merak edenler ve bilmeyenler için ben Manisa'da yaşıyorum. Buradan herkese sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum. Evet, tatlıyı eşit bir şekilde yaydıktan sonra şimdi aynı yöne gelecek şekilde bisküviden yerleştiriyorum. Bu arada ben kakao'lu petibör bisküvi kullandım. Sade olanını da kullanabilirsiniz. Bu şekilde oda sıcaklığına gelmesi için bekleteceğim. Sonrasında buzdolabına kaldırıp en az 2 saat kadar bekleteceğim. Daha uzun sürede kalabilir tabii ki. Buzdolabından çıkarttım. Şimdi tatlımı dilimliyorum. böyle sade kalabilir. Ya da şu an benim yaptığım gibi yarım paket yani 30 gram sütlü çikolatayı bembaro usulü eriterek bir buzdolabı poşeti içine alıp ucunda böyle kesip daha sonra dilimlerin üzerine sıkabilirsiniz. Üzerinde bitter veya beyaz çikolata da kullanabilirsiniz. Evet evde olan malzemelerle çok pratik, çok hızlı bir şekilde yapılabilecek çok güzel bir pasta tarifi oldu. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve denerseniz de olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum bölümünde mutlaka bekliyorum. yumuşacık ve hafif bir pasta tatlı tarifi. Evet videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa yorum bölümüne yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yanındaki zil işaretini tüm olacak şekilde etkinleştirirseniz yeni videolarımı kaçırmamış olursunuz. Hemen haberiniz olur. Ayrıca bu tarifi görmesini istediklerinizle paylaş butonundan kolaylıkla paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın başka tariflerde ve videolarda görüşmek üzere.